Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin ilk kadın başbakanı ve Doğru Yol Partisi eski genel başkanı Tansu Çiller'le birlikteyiz. Kendisiyle Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri, siyasi, toplumsal olayları ve siyasete girmesiyle ilgili ortaya atılan söylemleri konuşacağız. Öncelikle yayın talebimizi kabul ettiğiniz için ve bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Tansu Hanım. Benim için bir keyif. Gerçekten gençlerle olmak, Z jenerasyonu diyorsunuz, onlarla olmak benim için çok büyük bir keyif. Esasen söylemek istediğim şeyleri mümkün olduğu kadar onlara söylemek istiyorum. Çünkü onlar görmediler, yaşamadılar. Aktarmanın zamanı. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Size de uygunsa o zaman gençlikten başlamak istiyorum sorularıma. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Z kuşağı ve özellikle Z kuşağın istekleri konuşulmakta Türkiye'de. Sizce Z kuşağı neden önemli ve siz özellikle Z kuşağı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii ki çok önemli. Yani geleceğimiz her şeyden evvel, Atatürk de bunu böyle yaptı. Yani bütün her şeyi, geleceği gençlere emanet etti. Bence çok da doğru yaptı. Siz bizim geleceğimizsiniz. Bir de bizim bir inancımız vardır. Yani bu uzun yıllar bizle beraber geldi. Biz evvelden aldığımız, geçmiş jenerasyonlardan aldıklarımızı ileriki jenerasyonlara aktarmak, vermek, o imkanların daha iyisini vermek gibi bir mükellefiyet altındayız. Yani bu benim önem verdiğim bir şey. Ayrıca her şey gösteriyor ki, yine araştırmalar gösteriyor ki, eğer gençler güven içinde, sağlıklı bir ortamda büyüyebiliyorlarsa, gelişebiliyorlarsa ve bu senelerini öyle geçirebiliyorlarsa, ilerideki senelerde gelişmişlik endeksi son derece yükselebiliyor. Nedir bu? Daha mutlu oluyorlar genelde, intihar oranları daha az oluyor, odaklama sorunları daha azalıyor, daha uzun yaşıyorlar vesaire. Yani gelişmişlik endeksinde baktığınız bütün değişkenler bunlardan etkileniyor. Onun için bunları şimdi size verebiliyor olmak son derece önemli. Peki yurt dışı meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz Tansu Hanım? Çünkü son zamanlarda yapılan araştırmalar, özellikle Z kuşağının yurt dışına gidiş, orada okuma ve orada işe girmekle ilgili araştırma yaptıklarını söylüyor. Siz Z kuşağına yurt dışına gitmeme meselesiyle ilgili bir öneri vermek ister misiniz? Ve sizce Z kuşağını ülkede tutmak için ne yapmalıyız? O çok şey. Aslında çok üzülüyorum ben bunu duyduğum zaman. Çünkü bence biz siyasilerin bir eksiği var burada. Eğer öyle bir şey varsa mutlaka nedenlerine bakmak lazım. Niye hissediyor böyle bu çocuklar? Şimdi bakıldığı zaman aslında ben size bir takım şeyleri de göstermek isterim. Türkiye çok geç kaldı tekrar Avrupa Birliği ile bütünleşmede. Yani oradaki EQ müktesebatı, yani EC Avrupa Birliği müktesebatı, Türkiye'ye getirilmesi gerekli olan bütün özgürlükleri, bütün şeffaflığı, meclisin gücünü tekrar, bunun ötesinde kardeşliği, düşünce özgürlüğünü, bütün bunları yeniden keşfetmeye gerek yok. Ben Türkiye'yi 1995 yılında Gümrük Birliği'ne soktum ve dolayısıyla orada hakikaten sadece bir iktisadi boyutuyla görüntülendi bu. Ama benim aklımda olan bir demokrasi projesiydi. Demokrasi projesi bir özgürlük projesiydi Avrupa Birliği. Ve onun için ekonomik olarak çok dalgalı bir dönemden geçmesine rağmen Avrupa Birliği, ben hiçbir zaman o tutkumdan vazgeçmedim. Çünkü o aslında dışarıda olan en iyinin buraya getirilmesi. Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman, ki ben de yurt dışına giden gençlerden oldum o zaman, oralara da o kadar büyütmemek lazım. Şimdi benim bir hikaye var aklımda olan ve herkesin konuştuğu Abagir ve Katya'nın hikayesi. Ben gençlerimizi ona da hatırlatmak isterim. Abagir Afrika'dan geliyor, bu Polonya sınırlarına niçin geliyor? Ukrayna'dan ve Rusya'dan
başlatılmış olan savaş sırasında bir pre-med talebesi, yani bir doktor çıkacak. Böyle bir çocuk Afrika'dan geliyor. Aynı gün, aynı saatte, aynı sınırlardan Katya giriyor. Katya da şeyden geliyor, Ukrayna'dan kaçıyor geliyor. Ve orada Polonya aslında çok güzel karşılıyor. Gördünüz, bütün herkesi kucaklıyorlar. Ukrayna'dan gelen Katya çok güzel bir eve alınıyor. İşte evde her şey ikram ediliyor. Ama Abagir sokulmuyor. Ve Abagir tekrar ormanlara itiliyor. Ve orada arkadaşlarıyla bir bölümü ölüyor. Sonra tekrar geri gelmeye çalışıyor. Çok zorluklarla ve en sonunda bir evde saklı olarak yaşamak durumunda kalıyor. Ve en sonunda evet, Polonya'ya girmiş oluyor ama bütün umutlarını ve dünya ile ilgili görüşlerini değiştirerek geliyor. Şimdi bir kere şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer biz dünyada olan iyileri, Avrupa'nın bir özgürlük müktesebatını, orada olan bir takım şeyleri Türkiye'ye getirebilirsek, ki bu şimdi çok büyük bir şans verdi bize. Yani bu Avrupa kendini sorgulayabiliyor. Ve bu biraz önce söylediğim Abagir hikayesi onları da sarstı. Yani aynı anda gelen birisini siz ormana, ölüme bırakıyorsunuz. Öbürünü daha beyaz, daha sizden diye ağırlayabiliyorsunuz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bunu bilmeliler. Yani orada hem hayat zannedildiği kadar iyi değil. Nereden biliyorsun derseniz, ben yaşadım. Bütün bunların hepsini yaşadım. Ve ikincisi de şimdiki ortamda bir büyük ayrımcılıkla karşı karşıya kalacaklar. Bizim ülkemizde gördüğümüz bir takım eksiklikler ve özgürlük eksikliklerini orada da görecekler. Ben geri döndüm. Ben öyle bir yerden 9 sene kaldıktan sonra geri döndüm ve geri döndüğüme hiç pişman değilim aslında. Çocuklarımız gitseler bile geri dönmelerini isterim. Ama burada çok büyük imkanlarla karşı karşıya kalacaklar. Ne diye düşünürsek eğer, bir kere istihdam konusunda çok şey yapılabilir. İstihdam konusunda özellikle Türkiye başı çekmeye başladı savunma sanayinde. Bunu biliyorsunuz. Yan sanayi onunla birlikte gelir. Çocuklarımızda eğitimde bütün boş liseler, ortaokullar, üniversite odaları açılmalı geceleri. Yazılım son derece önemli. Ben Hindistan'da bunu gördüm. Yani oradaki çocukların büyük bir işsizlik sorununu yazılım öğrenmeleri lazım bunu. Öğrendikleri zaman iş kurmaları mümkün. Şimdi zirai kesimde agro industry diyoruz biz ona. Orada startuplar söz konusu ve oraya büyük kaynaklar aktarılıyor. Yeniden gıda fiyatlarıyla beraber Türkiye yemenin, içmenin, gıdanın önemli olduğunu fark etti. Benim bıraktığım Türkiye aslında kendi kendine yeten bir Türkiye'ydi gıdada. Daha sonra o şeylerine bakarız ama şimdi burada da çok büyük imkanlar sağlanacak, görülecek yani. Zaten onun üzerine varılmaya başlandı. Enerji merkezi oluyor Türkiye. Yani bunların üstünden bakmak isterim aslında zaman zaman sizinle. Daha ileriki şeylerde de gösteririm. Hakikaten tam merkeze geliyor yani. Türkmenistan bir yandan, Azerbaycan bir yandan, İsrail bir yandan. Bütün kaybedilen Rusya kanallarından sonra Türkiye'nin bir merkezde olması söz konusu ve herkes Türkiye'ye geliyor. Bu keşfedildi. Yeni bir dünya kuruluyor kısaca. Bu yeni kurulan dünyada, bakın size şunu göstereyim sadece, yeter. Bakın şu 27 tane Avrupa Birliği ülkesi, tamam mı? 27 tane Avrupa Birliği ülkesinin 21 tanesi NATO'ya girmiş. Varşova Paktı'nın Arnavutlar dışındaki hepsi ya Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği veyahut da NATO üyesi halinde. Ve yeni bir Türkiye'nin sınırları şurada kuruluyor. Almanya ve Avusturya ile başlayan bu Avrupa Birliği ülkeleri NATO ile örtüştükleri zaman bu sınır Avrupa'da Türkiye'nin dibindeki bu iki birleşimin sınırı oluyor. Ve Türkiye öbür tarafta da bir başka
paktın içine üye olmak için uzanmış. O da Şangay İşbirliği Örgütü. Orada da Çin var, Hindistan var, tabii ki Rusya var ve İran var. Oraya da üye olmak için müracaat etmiş durumda. Türkiye seçim yapacak, nerede olacak? Avrupa Birliği ve Amerika tarafında mı? Tabii ki bu Avrupa Birliği ve Amerika tarafında çok büyük sıkıntılarımız var. Göçmenlere yapılanlar, çocuklar sınırlardan döndürülüyorlar. Sırf Müslüman çocuklar diye vesaire. Ama öbür tarafı da ben size bir anlatmak isterim. Öbür tarafta Çin'de şöyle bir havaalanından geçtiğiniz zaman cebinize devamlı mesajlar düşüyor. O mesajlar ne biliyor musunuz Sinem yavrum? Ne diyorlar biliyor musun? Sağa sap, orada bir bavul dükkanı var. Senin bavulun eskidi 5 yıllık. En son şuradan almıştın. Şimdi gidip oraya bakabilirsin. Arkandan seni tanıyorlar. Arkandan seni tanıyorlar. Herkesin bir kodu var. Nereye gidiyor, saat kaçta, ne yapıyor, ne ediyor? İktidarda olanın karşısında mı, yanında mı yaptığı şeyler? Buna göre değerlendirmeler yapılmakla kalmıyor. Notlar veriliyor. Bu notlarınız düşükse eğer kredi alamıyorsunuz, dışarı çıkamıyorsunuz vesaire vesaire. Böyle bir Çin geliyor ve bir 10 sene sonra en yüksek gayri safi milli hasılası olacak veya 15 sene bir ülke. Bununla beraber Rusya'daki biliyorsunuz ne durumda olduğunu, yani ciddi bir özgürlük yoksunluğu. Evet, Avrupa Birliği'nde de aynı şeyler var belki ama aynı şey değil. Ben diyorum ki şimdi şunu diyorum. Eğer biz Avrupa Birliği müktesebatında yeniden hiçbir şey keşfetmeden onları alıp Türkiye'ye o özgürlükleri getirirsek ve onunla beraber kardeşlik ve daha fazla şeffaflık, bütün oradan insanların aradığı, gençlerimizin aradığı adalet vesaire buraya getirilebilirse, ki Gümrük Birliği'nden sonra etaplar bunlardı zaten. Ve diğer taraftan da iyi bir planlamayla, bir yandan savunma sanayide, bir yandan otomotivde, bir yandan agro endüstride, yani zirai kesimde, bir yandan yazılımlarla, bütün yeniden bir talebe göre istihdam yetiştirme, eğitim programları başlatılırsa, işsizlik de en önemli sorunlardan bir tanesi olduğu için bunlara cevap vermeye başlayacaktır Türkiye. O zaman umuyorum ki dışarıda aradıklarını zaten burada bulacaklar. Çünkü dışarı çıktığı zaman da oranın istedikleri gibi olmadıklarını görecekler. Ben çok dolaşmış ve çok orada talebe olarak yaşamış 9 yıl. Ve çok zor şartlarda yaşamış birisiyim. Oranın da ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. İnsan toprağını özlüyor. İnsan suyunu özlüyor, güneşini özlüyor. O kadar hasret başlıyor. Onun için gelin bunu burada yapalım. Gitmeyin oralara. Verdiğiniz yanıt için çok teşekkür ederim Tansu Hanım. Yakın dönemde verdiğiniz bir röportajda toplumun bölünmüş durumda olduğundan ve her kesimi, her tarafı kucaklayacak bir merkez sağın aslında çözümü olduğundan bahsettiniz. Öncelikle Tansu Hanım, Cumhur İttifakı'nın özellikle bu açıdan merkez sağı iyi bir şekilde temsil ettiğini düşünebiliyor musunuz? Ben merkez sağın Türkiye'de olmadığını düşünüyorum. Yani global bakıyorum, Türkiye çapında bakıyorum. Türkiye'de merkez sağ diye bir şey yok. Merkez sağın olmamasının en önemli şeylerinden bir tanesi, biz hangi gelenekten geliyoruz? Demokrat Parti, Adalet Partisi. Sonra Adalet Partisi yasaklandı. Hep muhtıralar, hep askeri rejimler. Ve daha sonra buradan iki tane parti çıktı değil mi? Merkez sağın serüveni bu. Ve oradan bir Doğru Yol Partisi çıktı, bir de Anavatan Partisi çıktı. Anavatan Partisi daha çok Doğru Yol Partisi'nin yasaklı döneminde, Demirel'in yasaklı döneminde ortaya çıktı. Ben o zaman Demirel'in yanına geçtim. Yasakların kaldırılması mücadelesiyle geçtim. Ve netice itibariyle özellikle darbelerle merkez sağ tasfiye olmuştur. İlk önce zincir bozanla,
ANAP'ın ve Doğru Yol Partisi'nin iki kardeş ama düşman kardeş olmasıyla bir sokaktasınız Sinem Hanım, düşünün. Eskiden tek bir bakkal var. Herkes o bakkala gidiyor, alışverişini yapıyor, mutlu. Birdenbire zorla ikiye bölüyorsunuz onu. Biri Doğru Yol Partisi, biri Anavatan Partisi. Bu iki bakkalın müşterileri aynı, aynı sokak, kültür aynı, her şey aynı. Ama ne oluyor? İkiye bölünmüş. Buradan rekabet çıkmaz mı? Ne oldu? Demirel'le Özal rekabet etti, değil mi? Sonra ne yaptı? Çiller'le Mesut Yılmaz rekabet etti, değil mi? Yani bunun bir hazırlanışı var. Ve sonra ne oldu? 28 Şubat darbesi. 28 Şubat'tan sonra ne oldu? Anavatanı millet sonunda tasfiye etti. Niye? Çünkü darbeye destek veren bir konumda gördü onu. Darbeye destek veriyordu hakikaten. Ve bizi de devlet tasfiye etti. Refah Partisi ile koalisyon kurduğumuz için. Şimdi merkez sağ yok. Merkez sağ hiçbir yerde yok. Şimdi bu merkez sağ giderken benim size göstermek istediğim şey, Türkiye'ye ne kadar kötülük yapıldığı, bunları siz anlayasınız istiyorum. Çünkü ben bunları söylediğim zaman genelde bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Bakın, oturdum, yaptım bunları. Bunlar darbe yılları. Türkiye'de darbe yılları olduğu zaman ortalama her bir darbenin, başladım 1960'tan 27 Mayıs darbesinden, görüyorsunuzdur inşallah. Bunları kalıcı olsun sizde istiyorum. Yani bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan çıkmasın istiyorum. Yani ben bunları öylesine söylemiyorum. Bunların hepsine baktığınız zaman ortalaması da 3.1 oluyor, değil mi? Ama Türkiye'nin genel ortalamasına baktığınız zaman, yani darbe olmayan yıllara baktığınız zaman Türkiye'nin potansiyeli %6.1. Bak, onun da hesaplamaları, bunlar compound yapılır, yani iktisadi terimlerle yapılır. Bunların da ortalaması kaç? Darbe olmayan yıllar, sen söyle. 6.1. Evet. Çok daha yüksek, değil mi? Biri 3.1, öbürü 6.1. Darbelerden sonra koalisyonlar gelir. Koalisyonların ortalaması Türkiye'de %3.4. Yani darbeyle aşağı yukarı aynı. Bu kadar düşük. Peki eğer bu normal dönemlerden başarılı koalisyonları çıkarırsanız, ki şimdi ben size göstereceğim. 3 yıl üst üste OECD birincisi oldu benim dönemimde, benim başbakanlığımda ve arkasında benim ortak olduğum Refah Yol döneminde. Bunu çıkarırsanız eğer ortalama 2.6'ya düşüyor. Neyin ortalaması? Koalisyonların performans ortalaması. 2.6'ya düşüyor. Bunları not alın diye yapıyorum, tutuyorum zaten. Şimdi ben merkez sağ hiçbir yerde görmüyorum diyorum. Merkez sağın işte bir sürü sağ renklerini Cumhur İttifakı barındırıyor. O Cumhur İttifakı'nı ben merkez sağ olarak görmüyorum. Peki alternatifine bakacağız. Çimento. Alternatifinde biz iktisatçılar o türlü eğitilmişizdir. Yani bir şeye baktınız, bu iyi değil. O iyi değil mi kararını vermeden önce onun alternatifinin ondan daha iyi olup olmadığını görmeniz lazım. Eğer daha kötüyse o zaman oradan kaçmak lazım. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak var. Türkiye'yi onun içine atmak var. Şimdi bize önerilen şey nedir Millet İttifakı'nda? Millet İttifakı'nda ne görüyoruz? 6 tane parti bir araya gelmiş. İki partili olduğu zaman ortalama kaç? 2.6. Türkiye'nin ortalaması bu. Ta 1960'lardan, ben demiyorum bunu, 1960'lardan beri 2.6. 6 parti bir araya gelecek. Ortalama Türkiye'nin potansiyeli gösteriyor ki 2.6'ya doğru gidecek. 6 değişik kişi, 6 değişik şey söylüyor. Birbirlerini çek. Ben yaşadım bunu. Ben bunu yaşadım. Biraz sonra yaşadığım şeyleri daha da fazla size anlatmak isterim. Tabii. Peki 6 değişik fikir. Sonra ne olacak? Bu
Bunlardan bir çoğunluk çıkıyor mu? Ayrıca da bir cumhurbaşkanı seçecekler, mecburlar. Değil mi? Bir şu andaki kanunla seçildiğine göre bir cumhurbaşkanı seçecek. O cumhurbaşkanı da halk seçmiş olacak. Onun da bir ağırlığı olmayacak mı yani? Cumhurbaşkanı götürüyor şimdi. Şimdi düşünebiliyor musun? 6 tane değişik fikir. Daha bir masanın etrafında oturup karar veremiyorlar. Neresinin olacağına. Daha cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyorlar. Ve bir de HADEP'in şeyini asılılar. Ve bir de cumhurbaşkanının evet demesiyle referanduma gidecekler. Ve parlamenter sistemi %60-62 çoğunlukla getirecekler. Yavrum, bu büyüklere masallar. Gerçekten öyle. Yani ben bunun içinden geliyorum. Ben iki partide neler olduğunu gördüm. Biraz onu da anlatacağım. Yani kendi süzgeçimden geçiyorum. Dolayısıyla bir şeye karar vermeden önce, nerede, neye karar vermeden önce, ben öbür tarafta da merkez sağ falan hiç görmüyorum. Bir büyük karmaşa ortamı görüyorum. Bunun içine daha sonra belki daha fazla girebiliriz. Bir sualin içine hepsini sokmak istemiyorum. Ama sonuç şu ki, merkez sağ öbür tarafta da yok. Bu tarafta da yok. Merkez sağ yeniden inşa etmek lazım. Çünkü çimento burada. Çimento burada. Ve bir şeye kötü demeden önce, onun alternatifinin ondan daha kötü olup olmadığına bakmadan karar verirseniz eğer, Türkiye'yi çok büyük bir yanlışın içine sokarsınız. Ben bu alternatifi, Türkiye'nin Millet İttifakı alternatifini Türkiye'nin önüne konmasını, gençlerimizin geçmişte oldukları ne olduğunu bilmediklerinden dolayı konabildiğine inanıyorum. Millete bir ihanet olarak görüyorum. Dolayısıyla duruşum budur şimdilik. Bununla ilgili artı bir soru sormak istiyorum size de uygunsa. Bir aday çıkaramadığını belirttiniz Millet İttifakı'nın. Aday çıkarılıp henüz söylenmediğini mi düşünüyorsunuz, yoksa kesinlikle bir uzlaşım sağlanamadığını mı düşünüyorsunuz? Hepsi var. Yani bir sürü oyun oynanıyor. Yani siz siyasetçi değilsiniz. Ben 10 küsür yıl çok aktif, 15'te diğerleriyle birlikte oldum. Ve çok şeyi kendim gördüm. Şimdi bir oyun oynanıyor orada yani. Ciddi oyunlar oynanıyor. İşte kim cumhurbaşkanı olacak diye ayak oyunları var orada. Kimin ne söyleyeceği daha belli değil. Birisi bir şey, birisine bir şey söylettiriyorlar. Sonra Zülfiyare dokunuyor. Ve oradan hemen geri adım atarak tekrar onu bir araya getirmek istiyorlar. Ama ben daha henüz bir cumhurbaşkanı adayı görmedim. Çıkardıkları adayları buna göre şu ana kadar ne gördük? Ekmelettin İhsanoğlu gördük değil mi? Bir sağ partinin duayeni Ekmelettin Bey. Sonra ne gördük? Abdullah Gül'ün peşinde koştular. Öyle değil mi? Bizim Cumhurbaşkanı adayımız olsun. Bu ne biçim bir olay? Yani bunlar AK Parti'nin ve aşırı sağın dedikleri veya sağın dedikleri bir takım, yani bir sol parti veya bir ittifak, bunların mı arkasına düşmeli? Bunlar mı alternatif olur? Biz zaten onları öbür tarafta görüyoruz. Onların bir şeyi yok. Yani bunu niçin yapıyorlar? Sağ tabana hitap etmek için. Senin sol tabanın yok mu? Senin merkez sağ tabanın yok mu? Yani bunları çok net görüyoruz. Çok net görüyoruz. Dolayısıyla bir sürü başka şey. Onlara da hepsini bir sorunun içine sıkıştırmak istemiyorum ama gördüğüm şey şu ki, bugün merkez sağ henüz daha Millet İttifakı'nın içinde belirmiş değil. Çok teşekkür ederim tekrardan bu soruya verdiğiniz yanıt için. Biraz ekonomiden bahsetmek istiyorum Tansu Hanım. 1990'lı yıllarda sizin iktidar olduğunuz dönemde izlediğiniz politikalar ve özellikle 5 Nisan kararları olumsuz eleştiriler almakta ve bugünün ekonomisini de etkilediği söylenmekte. Özellikle siz bu olumsuz eleştirilere, iddialara ne söylemek istersiniz? Ne kadar teşekkür ederim bana bu suali sorduğunuz için. Çünkü şöyle bir kanı var. Tansu Çiller evet ilk Türkiye'nin gelmiş tek başbakanı ama terör mücadelesinde başarılı oldu.
Ama ekonomi profesörüydü. Üstelik Boğaziçi Üniversitesi'ndendi. Ama ekonomiyi mahvetti, çıktı gitti. Bu kadar büyük bir yanlış ve haksızlık olamaz. Şimdi ben size göstereceğim. Bütün o yıllar boyunca 1960'tan itibaren evveliye baktık ya, şuradaki 2.6'lık koalisyonlar bunlar. Bunlar çıkarıldığı zaman koalisyonlar. 2.6. Benim 5 Nisan kararlarını uygulamamdan sonra, bunlar bende değil, OECD rakamları. Herkes görebilir, herkes bakabilir. 1995 yılında Başbakan Tansu Çiller, %8 büyüme. Nire 2.345, nire %8. 1996, %7.1 Tansu Çiller. 1997'nin ikinci bölümü, 98'e doğru gülen, %8.3. Şimdi burada bakıldığı zaman 1997 yılında ben Refah Partisi'ni kuruyorum. Doğru Yol Partisi ile beraber dönüşümlü başbakanlığa giriyoruz. Ve ilk önce Sayın Erbakan, sonra ben olacağım. Nitekim Sayın Erbakan istifa edip sonra beni ortaya koyuyor. Orada da yine ortalama büyüme %8.3. Şimdi şu 3 yıl OECD birinciliğini tek başına iktidarlarda dahi bulamıyorsunuz. Tek başına iktidarlarda neydi? %6.1 hatırlıyorsunuz. Böyle bir rekoru koalisyonlarla kırabilmek ancak olsa olsa bir çok iyi bir ekonomi profesörünün ortaya koyduğu bir ciddi bir 5 Nisan kararları yolu olur. Bakın 5 Nisan kararlarının kitapçığı şudur. Bu resmi gazetelerde ayrı ayrı hepsi basılmıştır. Son derece üstünde düşünülerek yapılmış ve çok uzun sürede yapılmış bir şeydir. Şimdi bizim o dönemde 5 Nisan kararlarını uygularken en büyük kazanımlarımızdan bir tanesi ve karşılaştığım zorluğu anlatıyorum. Hı. Koalisyonları niye beğenemiyorum, istemiyorum yani. Ben bütün bunları yaptım ama hangi şartlarda yaptım? Şu Türk Telekom'un satışını ben getirdim. O zaman benim ortağım SHP'ydi. Başbakan yardımcım Erdal İnönü'ydü. Biz onun Boğaziçi'nden beraberdik. O fizik bölümü başındaydı. Ben ekonomi bölümü başındaydım. Sonra kader bizi aldı. Burada bir şeyde koalisyonda ben başbakan, o başbakan yardımcısı. Orada ortaya attım. Çok son derece iyi bir fikir dedi. Türkiye'ye gelen, dünyada İngiltere'nin uygulamasından sonra belki iki, belki üçüncü projeydi. Ve Türkiye'nin bununla yapabileceği şeyler sınırsızdı. Türkiye krize gidiyordu. Ekonomik krize geliyordu. Ekonomik krizden çıkmak için son derece somut bir şey getirdim, koydum. Ben bunu ilk Demirel'e söylediğim zaman, onun başbakanlığında, neyi satacaksın demişti. Yani PTT'nin tesisini satacağım dediğim zaman neyi satacaksın demişti. Türkiye'de bu kavram yoktu. Bizim bu hikayemizde daha sonra seçim oldu Sayın Baykal'ın isteğiyle. Biz hiçbir zaman bu sonuçları anlatamadık. Yani şunu söyleyemedik. Biz OECD'nin şunca yıldır şu kadar büyümeyle kapattık. Bunlar geldi. Bunları göremedi millet. Çünkü geldik, bu defa herkes azınlıktaydı. Anavatan Partisi'li bir şey kuruldu. Hükümet kuruldu. O da azınlık hükümeti kuruldu. Nihayet biz hepimiz bir şey söylemiştik ama milletin dediği olur. Refah Partisi'ni birinci parti yapmıştı. Refah Partisi'ninle birlikte Doğru Yol Partisi Refah Yolu kurdu. Dönüşümlü başbakanlıktı. İlk önce Refah Partisi'nden Sayın Erbakan başbakan oldu. Orada da gördüğünüz gibi gayet yüksek ve son derece başarılı bir 8.3'ümüzü görüyorsunuz burada. Aynı yerde ve dolayısıyla
7.8'lik bir ortalamayı aldık. Ama bunları hiçbir zaman Türkiye açıklamaya imkanımız olmadı. Çünkü 28 Şubat'ı yaşadık bu sırada. 28 Şubat bir darbeydi ve o darbeyi ben size bir başka sefer anlatırım. Çünkü onun da tarihe mal olması lazım. Yani nasıl oldu, bizim parti nasıl parçalandı, nasıl böyle bir takım tehditler, rüşvetler, şantajlarla hepsi beraber gittikleri yerden kaybolup geldiler. Bizim partimizle birlikte olan çoğunluk azınlığa indirildi. Yani milletin yollamış olduğu parlamentoya çoğunluk zorla tehdit altında azınlık haline getirildi. Azınlık da bir başka irade arkalarındayken bir çoğunlukmuş gibi Türkiye'yi idare ettirmeye yönlendirildi. Fakat bütün bunlara rağmen şu OECD birincisi 3 yıl üst üsteyi ben hangi ortamda yaptım? Bir kere söyleyeyim. Koalisyonlarla. Artı terör mücadelesi. Felaketti yani. 3 yıl üst üste sadece teröre 30 milyar dolar gitti. Yani böyle bir şeyin içinde ve bunu burada çok başarılı oldu Türkiye. Çünkü terörü tamamen kaldırdık gündemden. Yani bizden sonra terör mücadelesi artık üst seviyelerde gündemde olan bir şey olmadı. Yıllarca. Daha 10 yıl boyunca. Gümrük Birliği, bu son derece önemliydi. Gümrük Birliği çünkü Türkiye'yi 1995'te biz rekabete açtık. Yani çok büyük iş adamlarını biz karşımıza aldık. Benim sosyal medyada niye hiçbir şeyim olmadığı sorulur zaman zaman. Sosyal medyada benim bir şeyim olmadı çünkü benim her iktidarın kendi gazeteleri vardır. Simavi gazetelerini kapatırken, o zaman Hürriyet vesaire büyük bir gruba sahipti. Bana geldi dedi ki siz almaz mısınız Sayın Başbakan? Yani bunları siz aldırın. Ben dedim ki böyle bir şey imkanımız yok. Dedi bankalardan kredi çıkar aldırılır. Ben olmaz dedim, milletin parasını başka kimseye vermem ben. Yani öyle bir şeye sahip de olmasın. Bir takım iş adamlarım da olmadı, benim gazetelerim de olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Yani her iktidarın gazeteleri vardır ya, benim gazetelerim olmadı. Benim farklı insanların, hatta koçlar oldular, Aydın Doğan oldu, şu oldu, bu da oldu ama bunlar benim iş adamlarımın gazetesi hiçbir zaman olmadı. Ve dolayısıyla bir yandan Gümrük Birliği'ne giriyorsunuz, bir yandan bütün bu koalisyonlarla mücadele ediyorsunuz. Sadece orada kalmıyor. Türkiye Cumhuriyetler o sırada tam bağımsızlığını kazanmışlar. Biz onların bütün konsolosluklarını, birçok şeylerini açtık. Bütün dünyada yardıma ihtiyaçları var. Kardeş bunlar. Şeyleri bitmişti. Buğdayları bitmişti. Kendi buğdayımızı verdik. Paylaştık hepsini onlarla. Bunun dışında işte PTT'nin tesisini satmak istedik, sattırmadılar. Kardak krizi geldi arada. Çok ciddi bir şeydi yani. Dünyanın krizi ne kadar giderdi. Önemsemiyorlar, öyle değil. Kara suları meselesiydi. Yani Türkiye'nin bir noktasından öbür noktasına yer yer Yunanistan'dan izin almadan geçemezdiniz eğer Kardak krizinde biz istediğimiz sonucu almasaydık. Ve bütün bunlarla beraber bir de arada ana yol yani ana vatanla kurduğumuz azınlık hükümeti oldu. Yani bir kaostu. Bir yandan terör, bir yandan o, bir yandan bu, devamlı değişen hükümetler. Bütün bunlara rağmen bu sonucu alabildik. Türkiye'nin bütün 60'lardan beri 3 yıl üst üste OECD'de birinci olduğu başka hiçbir dönemde olmamıştır. Bunu gençlerim bilsin isterim. Niye koalisyonlarla barışık değilim? Bunun için değilim. Yani buradan bir şey çıkmaz ve Türkiye'nin bundan sonra da gençlerinin daha olmayacak şeylere emanet edilmesine gönlüm razı. Tansu Hanım, siyasetteki söylemlerden, iddialardan biraz da bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır siyasette aktif değilsiniz. Ancak siyasete girebileceğinize dair birçok iddia ortaya atılmakta. Özellikle son 6 aydır. Ve siz başka bir röportajınızda "Milletimi özledim, bu benim üstüme bir vebaldir" diye bir açıklama yaptınız. Öncelikle Tansu Hanım, en net cevabı bize verebilir misiniz acaba? Siyasete girme gibi bir düşünceniz var mı?
Şimdi bir kere benim için siyaset artık şu koltuk falan değil. Yani onu görmek lazım. İkbal falan hiç değil. Ben yıllarca da sessiz kaldım. Çünkü Türkiye'de ciddi bir sorun, ciddi bir tehlike görmedim. Ama bu defa görüyorum. Benim için en önemli şey, yani tekrar ediyorum. Ben Türkiye'nin ilk hazine bakanı olmuşum kadın olarak. Arkasından Dışişleri Bakanı kadın olarak. Arkasından başbakan yardımcısı kadın olarak ilk başbakan ilk şey bir büyük sağ iktidar partinin genel başkanı böyle gidiyor. Bir de İslam dünyasının ilkiymişim ben aynı zamanda. Yani şeyden olmayıp da bir büyük bir özellikle Orta Doğu'da öyle oluyor ya Müslüman dünyasında büyük bir aile oluyor. Bu aile aslında iktidar oluyor. Onların oğulları şeyleri geliyor. Kızları geliyor. Mesela Benazir Bhutto da böyleydi. Bhutto'nun kızıydı. Ama ben tamamen demokratik yollardan yani standardı daha yüksek olan ve seçilmişler arasından gelen bir böyle dominan bir ailenin mensubu olarak değil, bir hoca olarak seçildim ben. Böyle ilk İslam dünyasına seçilen kadınmış. Şunları şunun için söylüyorum. Ben İkbal neden bekleyeyim artık? Yani benim bundan sonra koltuk vesaire hiçbir şekilde sevdam olamaz. Gerçekten olamaz. Ama şu beni üzdü. Yani ben bunca zaman sonra konuşuyorsam eğer, insanlar düşünüyorlarsa vardırlar. Ne kadar etkin olabiliyorlarsa, verimli olabiliyorlarsa o kadar vardırlar. Efendim sen eskisin, yaşın şu, konuşamazsın. Çok ciddi hakaretler, çok ciddi üzücü bir duruş. Hemen beni şu ittifaka veya bu ittifaka mal etmeler. Ben geçmişten gelen tecrübelerimi hiç anlatmadım, yazmadım da. Bundan sonra belki yazarım. Bunları genç nesillere aktarmak istiyorum. Aktarmamın sebebi Türkiye için toparlanmış tecrübeler bunlar. Türkiye'nin bana verdiği tecrübeler. Beni bunca yere getirmişse eğer bu millet. Benim bir vebalim var, benim bir borcum var. Ben bunları anlatmak istiyorum çünkü Türkiye'yi tehlikede görüyorum. Bakın çok ciddi bir polarizasyon görüyorum Türkiye'de. Yani eğer herhangi bir biçimde şu aşamada ortaya çıkıp bir laf ederseniz, eğer bir tarafa mensup olarak algılanırsa o taraf memnun, öbür taraf saldırıyor. Veya tersi, bir kızımız madalya kazandı. Uluslararası düzeyde bir madalya kazandı. Bu kızımızı Cumhurbaşkanı, başı açık bir kızımız, Cumhurbaşkanı tebrik etti. O da dönüşünde gitti, Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti, teşekkür etti. Türkiye birbirine girdi iki taraf. O diyor ki sen... Bu başı açık kızı nasıl bizi temsil etti diye kabul eder de tebrik edersin. Öbürü de diyor ki sen nasıl Cumhurbaşkanı'na gider de ona biat edersin. Şimdi bundan daha güzel bir gösterge var mı? Benim beni en rahatsız eden hikayelerden bir tanesiydi. Ve ben Çekoslovakya'yı gördüm. Ve ben Yugoslavya'yı gördüm. Bunların nasıl parçalandığını gördüm. Şurada bütün bu isimleri görüyorsunuz ya NATO'daki bütün Varşova hakkında falan. Onların her biri yeni Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği'nin dışında NATO üyesi olmuş. Hepsi aslında onların dağınık işte o eski Çekoslovakya'dan vesaire şuradan buradan dağılıp bölünüp şimdi bu tarafın toparladığı NATO ve Avrupa Birliği tarafının Amerika ile birlikte toparladığı birçok yeni devlet. Ve neden polarizasyon vardı çok ciddi ölçüde? İlk önce onu hazırlarlar. Sonra olaylar başlar. Türkiye'ye yaptırımlar gelir.
Türkiye'ye şu veya bu şekilde dondurmalar gelir. Yani şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Şunun ceza. Alttan bir takım sıkıntılar gelir. Velhasıl ben Türkiye'yi zorda gördüğüm için konuşmak ihtiyacındayım. Bugünü beğenmeyebilirsiniz. Ne gelecek, o ne yapacak? Onunla ilgili söyleyeceğim şeyler varsa onları söylemek isterim. Ben niye sosyal medyada değilim? Çünkü ben hiçbir zaman geleneksel bir siyasetçi olmadım. Ben akademik kariyerden gelen bir siyasetçiyim. Ben buradan çıktım. Ben buradan çıktım, siyasete gittim. Ben burada yaşıyordum. İki tane evladım vardı. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümü başkanıydım. Son derecede prestijli bir ortamda sanayi odalarının, ticaret odalarının, TÜSİAD'ın, aklınıza gelen her yerin ya danışmanı ya baş danışmanıydım. Ben bütün bunları bırakıp siyasete girerken bir amaçla girdim. Onun için geleneksel bir siyasetçi değilim ben. Benim arkamda benimle beraber yürüyen medyam olmadı. Benimle beraber yürüyen iş adamlarım olmadı. Ve ben tarihin taslağı yazılırken onlar tarafından yazıldım. Gümrük Birliği'ne girdim. Bütün otomotiv sanayi ayağa kalktı. Bir gün oturuyoruz. Ben başbakan, Demirel Cumhurbaşkanı, çok kadim bir dost ayrıca da, otomotiv sanayinin başı birisi. Diyor ki Gümrük Birliği'ne girilmez. Sayın Cumhurbaşkanım diyor Demirel. Bana diyor en az 5 trilyon dolar lazım diyor. 5 milyar üçle başlayabiliriz diyor. Sayın Demirel de diyor ki vermek lazım bunları, ayakta tutmak lazım. Ben de diyorum ki kriz var, ben bunu çiftçiye vereceğim, işçiye vereceğim, KOBİ'lere vereceğim, kadınlara vereceğim. Bir kuruşumuz yok. Bunlar da medyaların sahipleri. Anlatabiliyor muyum? Tarihin taslağı burada yazıldı. Tarihin taslağı benim olmayan medyalar, benim bana kızan iş adamlarının aldığı medyalar vesaire. Ve ben medyadan kendimi çektim. Sosyal medyadan kendimi çektim. Bakın ilk çıktığım zaman benim başıma bunların geleceğini biliyordum. Her taraftan bombardıman geleceğini biliyordum. Ama beni üzen, benim bombardımanın altında kalmış olan olmam değil. Beni üzen Türkiye'nin bölünmüşlüğü, Türkiye'nin kendi kültürünün güzel ögelerini kaybetmiş olması. Biz büyüklerimize saygı gösteririz. Konuşma imkanı veririz. Biz evlatlarımızı, gençlerimizi önceleriz. Yani onlarındır asıl, suyu ona veririz. Yani gelecek onlarındır. Bu tip güzel şeylerimizi kaybetmeyelim. Onun için kim ne yaparsa yapsın, ne kadar alttan giderlerse gitsinler, ben o kadar yukarıdan uçmaya devam edeceğim. Ama bu sosyal medyam olmayacak anlamına gelmiyor. Onu da ben çok iyi takip ediyorum. Sadece kendi adım altında değil. Ama çok iyi takip ediyorum ben. Ve daha sonra da eğer öyle bir şeye karar verirsem mutlaka aktif bir biçimde sosyal medyada beni görürsünüz. Çok teşekkür ederim. Eğer olursa da evet tabii ki bakıyor olacağız paylaşımlarınıza. Tansu Hanım, biraz daha mevcut siyasi tutumlardan bahsetmek istiyorum sizinle. Özellikle siyasi partilerin kendi aralarında eskisinden daha çok büyük bir gerginlik ortamında kendi paylaşımlarını yaptıklarını düşünüyor musunuz? Yani şu anki siyasi ortamda gergin bir havanın olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii biraz önce onlara işaret ettim. Çok fazla var. Polarizasyon var. Birinin dediğini, o hikayesini anlattım. Bir şampiyon olmuş, madalya almış bir kızımızın hikayesini anlattım. Bir taraf ondan bombardıman altında bıraktı evladımızı. Öbür taraftan. Bu Türkiye'de çok ciddi bir parçalanma sinyali veriyor. Bunu yenmemizin yegane yolu rasyonel olmak ve merkez sağ. Merkez sağ mutlaka tekrar bulmalıyız. Çünkü merkez sağ her ucu uzanan, her tarafı birlikte toparlayan bir kurumdu, bir gelenekti, bir manifestoydu, bir idealdi.
bir çimento gibiydi. Yani bunu bir baklava olarak düşünün. Ağız tadı bütün Türkiye'ye uyan bir baklava. Merkez sağ. Ama şimdi bunun içine oradan buradan bir takım şeyleri koyup biz her şeyle karıştık demek ki merkez sağ demekle merkez sağ olmuyor. Yani bunun içine yok soğanı da koyarsanız bu baklavanın içine sarımsağı da koyarsanız tuzu da koyarsanız o tuzlu baklava olur. Sebze belli bir şey olur. Ama merkez sağ olmaz. Merkez sağ farklı bir şey. Bir büyük gelenek, bir büyük tarih, bir büyük manifesto. Türkiye'nin her iki tarafını, her tarafını kucaklayan, bütünleştiren, sarılan ve sadece çoğunluk haklarını değil, azınlık haklarını da düşünen bir büyük gelenek. Peki tüm bu eleştirilerinizi AK Parti'ye yönelik özellikle merkez sağ konusunda bir yetersizlik olarak algılayabilir miyiz? Ben merkez sağ eksikliğini tekrar ediyorum, bütün Türkiye'de görüyorum. Yani tek bir şeye bakmıyorum ve ben bir şeye iyi değil diye, eksik diye bakarsam eğer mutlaka onun alternatifine bakarım. Yani çünkü onun yerine onu getireceğim. Bence şu anda sadece merkez sağ değil, merkez sol da yok. Bakın size anlatayım. Şimdi AK Parti'nin eksiklikleri var. Millet İttifakı'nın eksiklikleri var. Cumhur İttifakı bir merkez sağ oluşum değil. Cumhur İttifakı merkez sağ oluşum değil. Ama Millet İttifakı'na gördüğüm zaman, baktığım zaman Türkiye'yi sadece merkez ve merkez sağ ve merkez sol olmadığını görmüyorum. Türkiye'yi gerçekten tökezletecek bir oluşum görüyorum orada. Neden? Bak, şimdi oradaki bir merkez sol var veya sol var, bir parti var. Bu parti seçimlere gidiyor, Ekmelettin Bey'i çıkarıyor. Ekmelettin İhsanoğlu aslında nedir? Gerçekten sağ partilerin bir duayeni değil mi? Cumhurbaşkanı yapıyorlar. Kim yapıyor? Sol parti yapıyor bunu. Sol parti bunu kendi cumhurbaşkanı adayı yapıyor. Peki buna tabanı yok mu bunun, sol tabanı? Kabul eder mi? Sağdan sen oy alacağım diye kendini reddeder misin? O bitiyor, Abdullah Gül'ün peşinde koşuyorlar. O bitiyor, bir merkez sağ parti olmak için bir merkez sağ parti geleneğinden gelmesi lazım. Öyle bir kişi, kendisini ilk İçişleri Bakanı yapmış bir merkez sağ partiden exodus yapıyor. Nereye gidiyor? AK Parti'yi kurmaya gidiyor. AK Parti'nin kurucuları arasında olmaya gidiyor. Orada halbet oluyor. Oradan çıkıyor. Gidiyor MHP'nin elini öpüyor. Merkez sağ olacak sonunda. Tamam mı? Oradan kopuyor. Bir MHP'den kopmuş bir yeni filiz olarak gidiyor sol partiye. Sol partiye diyor ki abi bana yardım et. Bana bir grup kurdu ki ben mecliste olabileyim. O sol parti MHP'den kopmuş bu yeni filizlenmeye çalışan partiye 15 sol milletvekilini veriyor. Veriyor. Ve bu sağ parti merkez sağ olacak sözde. Bu 15 sol partiyle grup kuruyor. Şimdi bunu yapan sol parti sol olabilir mi? MHP'den gelmiş birisine kendi partili şeylerini veriyor. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Sonra bütün bunlar bitiyor. O merkez sağa kayacağım diyen parti, MHP'den kopmuş olan parti, bu defa milliyetçileri bir yerde ekarte ediyor. Bu diyor. Kesiyor. Şimdi ben merkez sağ olacağım diye. Söylenen bu. Merkez sağın içinde milliyetçilik vardır. Siz onları buduyarak merkez sağ falan olamazsınız. Gerçekten olamazsınız. Sonra ne yapıyor?
Bütün burada ne için yapıyor diyorsunuz? Merkez sağ olamayacağına göre böyle. Milliyetçi merkez sağ mı olurmuş? İçinde mutlaka olması lazım onun. Ne yapıyor? Ondan sonra bakıyorsunuz asıl nedenin şu olduğu açık. Bu katledilenler var ya, merkez sağdan bir takım isimler, teşkilat başkanları, şunlar bunlar. Aslında sol partilere bir takım muhalefetleri vardı. Sol partilere söyleyecekleri bir takım kritizmler vardı. Bir PKK'nın uzantısı bir partiye itirazları vardı. Bir merkez sağ parti, sol partiyi korumak için veyahut da PKK uzantısı bir başka partiye bir yerde hamilik yapmak için eğer milliyetçilerini katlediyorsa buradan merkez sağ falan çıkmaz. Buradan sol hamiliği çıkar. Buradan PKK hamiliği çıkar. Bundan da merkez sağ hiç olmaz. Şimdi ben merkez sağ görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Peki diğer altılara bakalım. O altıyı hep beraber toplayalım, o altılı iskemleleri. Orada ne görüyorsunuz? AK Parti'de aktif olarak icraat içinde olmuşlar. En tepelerine yükselmişler. Bunları da onlardan bağımsız olarak göremezsiniz. Orada bir başka sağ parti geleneğinden bir başka parti. Bunu da bir merkez sağ olarak göremezsiniz. Şimdi bütün bu ittifak bir aynaya baksa kendini görmek için ne görür biliyor musunuz? Cumhur İttifakı'nın kalıntılarını görür. Millet İttifakı kendini görmek için aynaya baksa şu aynaya göreceği şey Cumhur İttifakı'nın kalıntılarıdır. Şimdi ben buna nasıl merkez sağ derim? Bir de üstelik bunun üstüne bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Onun da bir fikri olacak. Fikir birliği içine gireceksiniz. Kazanacaksınız, geleceksiniz, yetmeyecek parlamenter sisteme döndüreceksiniz. Ne olacak bu? Burada merkez sağ falan yok, burada kaos var. Burada kaos var, Türkiye için kaos var. Ve Türkiye bu polarizasyonla bu kaosu falan kaldıramaz. Hakikaten kaldıramaz. Benim derdim gençler. Ben gençlere bir şeye karar vermeden... bize bunu öğrettiler. Akademik olarak biz böyle terbiye edildik. Bir şeyle ilgili karar vermek istiyorsan bu iyi değil. Tamam, koy bir kenara. Bunun alternatifi daha nasıl, ona bakacaksın. Bundan daha iyiyse, daha iyi bir umut getiriyorsa, stabilite getiriyorsa, tüm bunlar merkez sağ nüvelerini taşıyabilecek bir noktadaysa tamam. Ama bunun altında gözüküyorsa hayır. Benim söylediğim bundan ibaret. Çok teşekkür ederim verdiğiniz yanıtlar için Tansu Hanım. Hem kendi düşüncelerinizi, hem son zamanlarda yaşanan gelişmeleri, hem de iddiaları anlattınız bizlere. Eklemek istediğiniz son bir cümle, son bir konu var mı peki? Var tabii. Yeni bir Türkiye kuruluyor. Müthiş bir vizyonla kuruluyor. Acil olarak ele alınmak istese Türkiye'nin en acil sorunu fiyatlardır söyleyeyim. Yani gıda fiyatları, ona mutlaka bir şey yapmak lazım. İstihdamdır, ona mutlaka bir şey yapmak lazım. Bunlara planlarla bir tek tek ben bunların içine gireceğim ileriki günlerde. Türkiye'nin acil sorunlarını ele almak lazım. Gençler için istihdam konusunu ele almak lazım vesaire. Ama bunun yanında en önemlisi yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu dünyanın sınırları tam Türkiye'nin sınırlarına dayanıyor. Türkiye bir enerji dağıtım merkezi olacak. Türkiye Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği müktesebatıyla özgürlükleri, daha iyi demokrasiyi, daha büyük bir kardeşliği önünde bir proje olarak geliyor Türkiye'ye. Tarihi bir fırsat olarak geliyor. Tarih bir çağrı yapıyor Türkiye'ye ve herkese. Ben son derece heyecan verici bir gelecek görüyorum. Ve bunlar için Türkiye'ye özellikle onu taşıyacak olan
Z jenerasyonuna, sizlere başarılar, sonsuz sevgiler. Çok teşekkürler tüm yayın ve tüm yanıtlarınız için. Bugün Cumhuriyet TV ekranında Türkiye'nin ilk kadın başbakanı ve Doğru Yol Partisi eski genel başkanı Tansu Çiller'le birlikteydik. Kendisiyle çok önemli meseleleri konuştuk ve sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınımız burada sona ermiştir.